Velospiti Seyahat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte yeni bisikletim olan Carraro Big 1029'u inceleyeceğiz. Hadi gelin şimdi bisiklete yakından bakalım ve özelliklerine göz atalım. Hadi başlayalım. Eski bisikletim olan Ghost C1'i sattıktan sonra tur bisikletimle gezinmelere, dağ, ova, bayır, tırmanmalara devam ettim. Ama tur bisikletinin ağırlığından dolayı ve doğaya çok uygun olmadığından dolayı bir MTB bisiklete geçmeye ihtiyacım vardı. Bunun için de internette araştırmalar yaptım. Belli markaların belli modellerine baktım. Ama ülkemizdeki dolar ve euro kurunun çok yüksek oluşundan dolayı fiyatlar oldukça artmış ve benim de bütçem buna müsait olmadığından dolayı tekrar tur bisikletimin verdiği memnuniyeti göze alarak Carraro markasına yöneldim. 2018 modellerine baktım. Önce bir Carraro Big 927'lerden başladım araştırmaya. Ve en sonunda önümde görmüş olduğunuz Carraro Big 1029'da karar kıldım. Bunun da internette bir fiyat araştırmasını yaptığımda etiket fiyatının 3.500-3.400 civarı bir tutar olduğunu gördüm. Dedim bu tutarı acaba ne kadara daha düşürebiliriz, bir araştırma yaptım. N11'de Dağ Bisiklet Adana mağazasında benim kadro boyumun ölçülerine uygun kadroyu 48 şeklinde hesapladıktan sonra o mağazada bulduk. Kendileriyle iletişime geçtim. Ellerinde olduğunu doğruladılar. Ödemeye geçtim ve 2 gün sonra bisiklet elime ulaştı. Adana'dan geldi. Kendilerine gönderdikleri hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor desteklerinin sayesinde. 1000 aboneye ulaştığımızda adettendir deyip bir çekiliş yapıp gelen hediyelerin tamamını sizlere vermeyi düşünüyorum. Tabii bunlara biraz da ben ekleme yaparım. Şimdi bisikleti incelemeye geçecek olursak, ben bu bisiklette geldiğinde ufak tefek bazı değişiklikler yaptım. Yani kendime göre uyarladım. Bunları sizin yapmanıza gerek yok ama isterseniz tabii ki yaparsınız. Şimdi anlatalım. Bisikletin kadrosu alüminyum arkadaşlar ve ben kendi ölçüme göre 1.80 boyum var. 48 cm large kadroyu uygun gördük. Hem tur bisikletimde 28 jant olduğundan dolayı 29 bir bisiklet bana daha uygun olacaktı. Bu bisikleti tercih ettik. Gidon kadronun genişliğine göre orantılı. Çok rahat, elcikler çok rahat. Değiştirme ihtiyacı duymadım. İlk başlarda bir değiştiririm diye bir tahmin ettim ama hiç gerek yok değiştirmeye. Gerçekten üzerinde gelen elcikler süper. Gidon boğazı, sele borusu hep FSA markasının, yani kaliteli işçilikle kaliteli malzemeler tarafından yapılmış. Maşa'ya gelecek olursak da Santur'un XCR 100 milim gidondan kilitlemeli havalı bir maşası var. Havalı olması çok iyi. Dağda, arazide çok daha rahat ediyor. Konforu arttırıyor. Vites sistemine gelecek olursak benim tur bisikletindeki vites sisteminin aynısı neredeyse. 3x10 Shimano M610 30 vites bir vites sistemi mevcut. Ön ayna kolun dişli oranları 22-30-40. Arka rublenin dişli oranlarına gelecek olursak da 11-36 dişli oranlarına sahip. Bu oranları bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Bayırları çok kolay çıkıyorsunuz. Bizim burada Işıkeli dediğimiz bir köy var. Orada %10 eğimle yaklaşık 2-3 kilometre tırmanıyorsunuz. İnmeden ben orayı çok kolayca çıkabiliyorum. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Başka söyleyecek bir şey varsa pedalları bahsedelim. Pedallar kilitli pedal gelmiyor tabii ki. Normal pedal geliyor. Biz bunları Shimano'nun ekonomik bir modeliyle değiştirdik. Aynı şekilde onu da dağ bisikletten aldım. En uygun oradaydı. Ondan sonra bisikletimizde ne var? Fren sistemi. Fren sistemi Shimano'nun M635 hidrolik disk fren sistemi. Frenler gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bayırlardan inerken o kadar güven veriyor ki, yani hiç sizi zorlamıyor. Acaba tutar mı tutmaz mı gibi derdiniz yok. Gerçekten frenler çok iyi. Sonra bahsedecek bir şeyimiz, lastiklere gelelim. Lastikler normalde Schwalbe Rapid Drop 2x10 lastiklerle geliyor bisiklet.
Ama ben bu lastikleri değiştirdim çünkü biliyorsunuz ki araziye gittiğinizde eğer dağ bisikleti yarışçısı değilseniz, keyif adamıysanız ve lastik patlağıyla uğraşmam ben diyorsanız mükemmel bir seçenek olan Schwalbe'nin Marathon MTB serisi lastikleri ben tercih ettim. Aynı şekilde 29 2x10 bir lastikler. 2018 model üretimi olan bu lastik zırh seviyesi 7'ye çıkmış. Geçen yılki zırh seviyesi 6'ydı arkadaşlar. Bunu da göz önüne bulundurursanız çok daha iyi. Göbekler aynı şekilde Deore. Bisiklet üzerindeki her şey Deore. Sadece arka aktarıcı XT arkadaşlar. T8000 Shadow olması lazım. Ben bu bisikletin üzerine aynı şekilde tur bisikletimde olduğu gibi kadro koruyucuyla kapladım. Zefal'in Skin Armor Large koruyucusuyla ben bunu kapladım. Herhangi bir çizilme boya derdinden kurtuldum. Böylelikle çok daha karizmatik oldu kendisi. Suluk, üzerinde bir suluk kafesi gelmiyor. Ben bunu Elite'in, bisikletin mavi, siyah renklerine uygun olduğu için aynı şekilde tercih ettim. Gerçekten uyumlu bir ekipman oldu. Başka Sele'den bahsedecek olursam da Sele çok rahat. Bir Brooks değil ama Brooks'un verdiği konforu kendisi veriyor. MTB'de rahat ettiğim selelerden bir tanesi Velo markasının bir selesi. Gerçekten çok güzel bir sele. Şurada yeşil kabloyu görebiliyorsunuz. Bu Masha'nın bağlantısı, gidondan bağlantısını gösteriyor. Diğer ki tüm kablolar Shimano'nun üretimi bir kablo. Yani bisiklet tamamıyla Shimano malzemeleriyle donatılmış. Bu çok iyi. Bazı markaların bisikletleri böyle markasız OEM, kendi ürettikleri şeylerden takıyorlar ama bu bisikletteki her şey Shimano. Aynı şekilde zincir bile Shimano arkadaşlar. Benim söyleyebileceklerim bu bisiklet hakkında bu kadar. Ben çok memnunum. Giremediğim dağ, arazi, bayır yok. Lastik patlağıyla hiç uğraşmıyorum. Konfor en üst seviyede. Tercih edecekseniz kesinlikle listenizin arasına bu bisikleti dahil edin. Ve benim gibi uygun bir fiyata denk getirirseniz, ben yaklaşık bunu 2997 TL'ye aldım. Ve çok iyi bir fiyata geldi. Sizlere de tavsiye ediyorum. Artık bu bisikletle vlogları yapacağız ve çok daha arazilere, ormanın derinliklerine ineceğiz. Hep birlikte keşiflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu haftalık benden bu kadar. Bisiklet hakkında anlatacaklarım şu anlık bunlar. Daha fazla deneyim elde ettiğimizde bunları turlarımızda paylaşacağız. Kanalı abone olmayı unutmayın kanala. Videolarımı da beğenirseniz, yorum atarsanız çok memnun olurum. Hep birlikte çok daha büyük bir aile olma dileğiyle kendinize iyi bakın, bisikletle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere. I'm coming home.